İktidarda çok ciddi öfke kontrol sorunu var. Sorun anketlerdeki oy oranı düşüşüne paralel olarak yükseliyor. Seçmen kaçtıkça öfke büyüyor. Öfke büyüdükçe taban küçülüyor. İktidar ortakları bunu fark ettikçe daha çok ağzını bozuyor. Son öfke patlaması başarısız gara operasyonunun ardından geldi. Erdoğan kurtarmaya çalıştığı bütün rehineler hayatını kaybedince hırsını muhalefetten çıkardı. Genelde o bayrağı kaldırdığında hemen arkasında hizaya geçen muhalefet bu kez öyle yapmayıp eleştirel tavır aldı. Buna çok kızdı Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu'na terbiyesiz herif sen ne yüzsüzsün dedi. Seni bilgilendirsinler diye sana bakanlarımı gönderdim. Sen bunlara layık değilsin diye devam etti. Biliyorsunuz devletin kutsal olduğu rejimlerde bakan birine gitti mi yapılacak şey hiç sorgulamamak söylediğine hemencik inanmaktır. Böyle olmayınca giden bakan da çok sinirlendi. İçişleri Bakanı Soylu İnsan Hakları Derneği'ne canı çıkasıca dedi. Murat Karayılçı ilanı bin parçaya dönme sözü verdi. Bunu söylerken şakakları patlayacaktı neredeyse. Daha önce Kılıçdaroğlu'na senden bir halt olmaz teşhisi koyan Devlet Bahçeli altta kalır mı? O da hainlerin kafalarını koparma sözü verdi. Terör elebaşları birer birer sallandırılmazsa öfkemiz sönmeyecek dedi. Uzmanlar öfkeli insanların beyninin meli malılarla dolu olduğunu söylüyor. Bekledikleri olmayınca asabileşiyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Başları sıkça derde giriyor. Pire için yorgan yakabiliyorlar. Tabi devlet yetkilileri öfkelenince kendileriyle birlikte ülkelerini de belaya sürükleyebiliyorlar. O yüzden özellikle onlara öfke kontrolü şart. Bu öfke kontrol programlarında asabi insanlara biriktirdikleri öfkeyi içine atmadan ya da başkasına yöneltmeden sakin ve sağduyulu olmanın yolları öğretiliyor. Yıllar önce Cem Uzan'a Erdoğan'a hakaretten açılan dava sonucunda öfke kontrolü konulu 5 kitap okuma cezası verilmişti. Bugün iktidardakiler hakaret suçundan yargılansa bir kütüphaneye indirmeleri gerekebilir. Uzmanlar öfkeye muhatap olanlara ise sakin kalmalarını, asabi olanı görmezden gelmelerini tavsiye ediyor. Bir daha onlara oy vermemeleri tavsiyesini de ben eklemiş olayım.